Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi yapacağım. Öncelikle Amerika'dan S&P 500 ve Nasdaq, daha sonra Türkiye'den BIST 100 ve BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini inceleyeceğim. Analizlere başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Bu video yayınlandı. Yarın altın ve gümüş ons analiz videosu yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek analizlere başlamak istiyorum. Şimdi S&P 500'de satış hareketi başladığından beri söylediğim bir şey var. Ben eğer 3550 ve altına gelirse hisse senedi alırım. 3350 ve altına gelirse endeks ETF alırım. 3120'ye gelirse kaldıraçlı piyasada long açarım ve bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat düşüş başladığından beri çok yükselmeye istekli bir düşüş görüyoruz. Yani öncelikle şu hareket, daha sonra şu hareket, şimdi şu hareket. Düşmek istemeyen bir düşüş trendi içerisindeyiz gibi bir görüntü veriyor. Burada da yine geçen hafta içerisinde Fed ile ilgili beklentilerde büyük kırılmalar yaşandı. Daha doğrusu Fed'in faiz arttırımlarının yavaşlayacağı piyasalar tarafından çok olumlu algılanıyor iken Fed Başkanı Powell basın toplantısında bunun çok fazla önemsenmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü yavaş yavaş da arttırsak daha yüksek bir noktaya artırma ihtimalimiz daha yüksek dedi. Yani daha önceden işte %5 seviyesinde maksimum bu işlerin biteceği düşünülüyor iken belki %6'ya kadar çıkabiliriz. Çekirdek enflasyonun üstüne çıkmamız gerekebilir dedi. Enflasyon kalıcı dedi. Bu kalıcı enflasyonu yenebilmek için güçlü ve sıkı duruşa devam etmemiz gerekiyor. Beklediğimizden daha uzun süre devam etmek zorunda kalabiliriz dedi. Yani çok net mesajlar verdi. Piyasanın düşmeye başlamasına kadar hep sert konuştu neredeyse. Konuşma süresince ve piyasa onun konuşmasıyla birlikte düşüşe başlayınca da rahatladı neredeyse. Yani yüz ifadesinde bir rahatlık oldu. Yani piyasanın düşmesini istiyorlar. Ben bunu anladım. Özellikle bu toplantıda. Toplantı sonrasındaki açıklamalarda piyasanın olumlu bir hava estirmesini istemiyorlar. Enflasyon beklentilerini yıkmak istiyorlar. Yani Fed'in enflasyonu gerçekten düşüreceğine dair bir inanç oluşturmak istiyorlar bütün piyasada. Bunun da göstergesi işte borsalardaki düşüş olarak karşımıza çıkıyor. Borsalardaki düşüşten memnunlar aslında. Çünkü kendilerine olan inancın bir ifadesi olarak görüyorlar borsalardaki düşüşü. Borsalar tabii ki bu açıklamalar sonrasında sert düştü. Cuma günü sanki onun bir tepki yükselişini yaptı gibi bir görüntü var. Yine burada trade yapıyorsanız alanları belirlemek çok önemli. Ben şunu diyorum. Burası benim için alım bölgesi. Burası da burası satım bölgesi. Alım ve satım bölgelerim belli. Dolayısıyla arası da benim için non trade zone. İşlem yapılmaması gereken bölge. Burada ben herhangi bir işlem yapmıyorum. Eğer 4100'e gelir ise elimdeki hisse senetlerini satarım. Eğer 3550 ve altına gelir ise yeni hisse senedi eklemesi yaparım. Aradaki bölgede herhangi bir işlem yapmam. Bu şekilde bakmak lazım olaya. Zonları, bölgeleri doğru belirlemek lazım. Alım bölgelerini, satım bölgelerini ve fiyat hareketi alım ya da satım bölgesinde değilse herhangi bir işlem yapmamak lazım. Sürekli her gün işlem yapmak zorunda değiliz. Tam tersine ne kadar az işlem yaparsak o kadar karlı olacağız. Dolayısıyla fiyat hareketini her gün her gün takip edip de her gün sanki bir işlem yapmak zorundaymışız gibi yaklaşmamak lazım bu olaylara. Eğer bizim alım bölgemize gelir ise almalı, satım bölgemize gelir ise satmalı, onun haricinde duruyor ise de sadece izlemekle yetinmeliyiz diye değerlendiriyor. Ben hangi hisse senetlerini alıyorum, hangilerini satıyorum, hangilerini tutuyorum, bunları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde daha detaylıca anlatıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirler. S&P 500 tarafında genel trendin aşağı yönlü olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Fakat bir ara tepki yükselişi yapacaktır. Yani bu tepki yükselişi şu anda başladı ve
gidecek mi? Yoksa aşağıya indi, ondan sonra mı gidecek? Bunu bilmemiz maalesef mümkün değil. İki rotadan birisini izleyeceğini düşünüyorum. Ya aşağıya inip biraz daha salıp ondan sonra tepki yükselişine devam edecek ya da burada başladığı bu yükselişi 4100 bölgesine gelip sonlandıracak. Fakat her halükarda ondan sonra tekrar yönün aşağıya olacağını düşünüyorum. Şu anda şu evrelerden birisindeyiz olarak değerlendiriyorum. Nasdaq'a geçelim. Nasdaq'ta da aynı durumdayız. Fakat Nasdaq biraz daha güçsüz S&P 500'e göre. Ben alım ve satımlarımı S&P 500'e göre yapmayı tercih ediyorum. S&P 500'ün en doğru endeks olduğunu düşünüyorum. Teknik analize ve temel analize en uygun çalışan endeks olduğunu düşünüyorum. Nasdaq bazen yanıltıyor ama S&P 500 çoğu zaman yanıltmadan devam ediyor. Burada da 10.800 ve altının alım için uygun olacağını her zaman söylemiştim. 9.700-10.000 bölgesine kadar düşebileceğini bu hareketin ve buradan da tepki yükselişi başlayacağını düşündüğümü her zaman söylemiştim. Bu tepki yükselişi işte şimdi de başlamış olabilir. Yani bir ihtimal şöyle bir tepki yükselişi yaşayacağız. İkinci ihtimal de aşağıya düşüp bir tepki yükselişi, daha düşük bir tepeden döneceğiz. Fakat en nihayetinde oradan ya da oradan tekrar aşağı düşeceğiz gibi değerlendiriyorum. Amerikan borsa endekslerindeki genel görüntünün bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yani burada da ana yön aşağı ve arada tepki yükselişleri olacak. Zor bir süreç olacak. Amerikan borsa endeksleri açısından 2022 zaten kayıpla geçti. Sene başından beri kaybediyor. 2023'te hemen trendin başlayıp da böyle yukarıya gitmesini beklemiyorum. 2023 boyunca da Amerikan borsa endekslerinde şöyle dalgalı bir süreç yaşayabiliriz. Yani gider gelir, artık daha fazla gidemez ama işte daha da fazla yükselemez. 2023 boyunca da böyle bir süreç yaşayıp belki 2023'ün sonuna doğru artık gerçek yükseliş trendleri başlayabilir. Yani zor bir süreci Amerikan borsalarında yaşayacağımıza, yaşamaya devam edeceğimizi düşünüyorum ben önümüzdeki senenin ilk 6 ya da 9 ayında da. Türkiye borsasına BIST 100'e geçelim. BIST 100 geçen hafta vardı da söylediğim gibi önce bir düzeltmesini yaptı. Sonra 4400 yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Ben bu hareketin 4400 bölgesine kadar gideceğini düşünüyorum. Bu bölgede artık bir dinlenme, bir geri çekilme, bir teknik düzeltme yapabilir. Bunu da hak etti. Yani bu kadar güzel bir yükselişten sonra da biraz geri çekilmesi hani kimseyi üzmeyecektir diye değerlendiriyorum. Hemen %3 düşünce, %5 düşünce, SPK nerede, devlet nerede diyenler çıkmaz yine umarım. Yani bu kadardık geri çekilmeyi de hak ettiğini düşünüyorum ben Borsa İstanbul'un. 4400 bölgesinden bir geri çekilme. Ben 4000'e kadar hatta gelebilecek bir geri çekilme olma ihtimalini yüksek görüyorum. Burada biliyorsunuz trendi hep alttan stopla takip ediyorum. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada da artık stopumuzu 3850 olarak belirleyebiliriz. Yani Borsa İstanbul 3850 değerinin üzerinde kaldığı sürece trend yukarıdır, yön yukarıdır, hareketin yukarıya devam etme ihtimali daha yüksektir. Fakat eğer bu benim beklediğim düzeltme gerçekleşir ve aşağıya doğru daha da derin bir iniş yapar ise, 3850'nin altında günlük kapanış yapar ise artık bu bir sat sinyalidir, stop ol demektir. Artık satıp borsadaki hesaplarımızı kapatmalıyız anlamına gelir. Ben böyle bir şeyin yaşanma ihtimalini düşük görüyorum. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da bir düzeltme olsa bile tekrar yukarı hareketin başlama ihtimalini daha yüksek görüyorum. Türkiye içerisinde yatırım yapılabilecek farklı hiçbir enstrüman kalmadığı için borsaya mecburen insanların, yatırımcıların para yatırmak zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Başka hiçbir yatırım aracı yok. Rakibi yok. Rakipsiz olduğu için de borsa büyümeye, güçlenmeye, yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Şu anda hiçbir rakibi yok. Ben hangi hisse senetlerini alıyorum, hangilerini satıyorum, hangilerini tutuyorum? Bunları öğrenmek istiyorsanız katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümüne
geçmelisiniz. Orada detaylıca her hafta anlatıyorum. Alım yaptığımda ya da satım yaptığımda topluluk sekmesinden portföy yönetiyorum. Üyeleriyle paylaşıyorum. Alımlarımı bilançoları okuyarak yapıyorum. Hangi hisse senetlerini alacağımı tüm bilançoyu inceledikten sonra bir değerleme yaparak karar veriyorum. Özellikle 3. çeyrek bilançolarına baktığım zaman ekonomide bir yavaşlama olduğunu görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. 1. çeyrek bilançolarında şirket 100 birim kar etmiş. 2. çeyrekte 120 birim kar etmiş. Fakat 3. çeyrek bilançosu açıklanıyor. Ya 100 birim kar etmiş oluyor ya 90 birim kar etmiş oluyor ya 110 birim kar etmiş oluyor. Yani yükselen bir eğimde gitmiyor. 3. çeyrek bilançoları maalesef düşüş yönlü bir eğilim gösterdi. Çoğu şirketin bilançosunda. Tabii bazıları hani yüksek de kar açıkladı. Öyle şirketlerimiz de var ama genel hatlarıyla baktığım zaman şöyle bir grafik olduğu için biraz negatif bir görüntü de var. Bunun da işte kredilerin kısıtlanması ile ilgili süreçler oldu biliyorsunuz. İkinci çeyrek ile üçüncü çeyrek arasında şirketlere yansıdığını görüyoruz bunun. Karlarda satış, karlarda düşüş anlamında ve satışlarda düşüş anlamında etkileri olduğunu görüyoruz. Bu sıkılaşma sürecinin yani bilinmeyen bir adı konulmamış bir sıkılaşma süreci yaşıyoruz biliyorsunuz kredilerde. Dolayısıyla bunun da etkilerini 3. çeyrek bilançolarında görüyoruz. Sene sonu bilançolarında daha sert ve daha derin bir şekilde görecek miyiz? Yani şöyleydi 1. çeyrek, 2. çeyrek böyleydi. 3. çeyrek yüksek bekleniyordu ama düşük geldi. 4. çeyrek daha mı düşük gelir? Yoksa işte daha yüksek mi gelir? Bu birçok şeyin belirleyicisi olacak. Şu an için ona daha zaman var gibi görünüyor ama 3. çeyrek bilançolarının beklenen kadar iyi gelmediğini, satışlar ve karlılık anlamında genel piyasa için beklenen kadar iyi gelmediğini belirtmekte fayda var. Orada bir uyarı koymakta, şerh koymakta fayda var diye düşünüyorum. Genel beklentilerim bu yönde. Genel trendin rakipsiz olduğu nedeniyle yukarıya gideceğini düşünüyorum. Fakat bilançolarda uyarı zilleri de çalmaya başladığını da ihmal etmememiz gerekiyor. 3850 ve altında stop olunmalı. Onun haricinde trend yukarıdır deyip içeride kalmaya devam etmeli diye değerlendiriyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.